Evet, 48 saat tamamlanmak üzere, 1-2 saat sonra tam 48 saat önce Atina'nın Varnava bölgesinde çıkan yangın önüne ne bulup yaktı, yıktı, götürdü. Ancak maalesef 62 yaşında bir kadının cansız bedenine de bir iş yerinde rastlandı. Bu tabii yangının üzücü tarafı. İnsan yaşamı olunca şu anda Yunanistan'da da bu konuşuluyor. Ancak biz yayına hazırlandığımız sırada bir ölüm haberi daha geldi bu yangınla ilgili. Bir vidanjörün altında, su götüren vidanjörün altında kalan yine 45 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetti. Yanındaki torunu da son anda kurtuldu. Böylece ölü sayısı 2 olarak vermemiz gerekiyor. Yangına bu sabah saatlerinden itibaren hem havadan hem karadan müdahaleler yapıldı Can Okanar. Bu müdahaleleri yapan uçakların arasında Türkiye'den gelen 2 adet uçak, yangın söndürme uçağı, bir de helikopteri bulunuyor. Sabah saatlerinde kısmen bazı yangınlar söndürüldü, kısmen de bazı yangınlar kontrol altına alındı. Şu anda bazı yangınlar kontrol edilemiyor çünkü bazı bölgelerde cephenin geniş olması dolayısıyla rüzgarın da etkili sert esmesi neticesinde bir anda 50 metre ötede başka bir alev topunun meydana gelmesi an meselesi oluyor. Dolayısıyla da şu anda hem Türkiye'den gelen uçaklar İspanya'dan, İtalya'dan, Romanya'dan, Sırbistan'dan, Çek Cumhuriyeti'nden canla başla alevlerle müdahale ediyorlar. Bazı bölgelerde yangın tamamen söndürüldü. Ancak soğutma çalışmaları devam ederken Türkiye'den gelen uçaklar ve diğer ülkelerden gelen yangın söndürme ekipleri var olan yeni alev ocaklarını orada sınırlamaya çalışıyorlar ki yerleşim birimleri geçmesin. Baktığımız zaman şu anda bilanço çok ağır görünüyor. Çünkü yaklaşık 150 bin dönüm üzerinden bir yangından, bir felaketten bahsediyoruz. Özellikle Penteli bölgesinde 1998'de çıkan yangından sonra ilk kez bu nedenle büyük bir yangın çıkıyor ve devasa bir araziyi, tamamen hem orman arazisini hem de o orman arazisi yanında bulunan yerleşim birimlerini yakıp yıkıp geçiyor. Şu ana kadar ölü sayısı 2, ancak maddi hasarın boyutları çok daha büyük olması bekleniyor. Çünkü yanan iş yerleri, yanan evler, o bölgelerde bazı köylerde hiç ev kalmadı. Bazı belediye binaları yandı. Devlete hizmet veren bazı hem spor salonları hem bazı binalar, kurum ve kuruluşlar binalar tamamen yandı. Şu anda bu akşam Başbakan Mitsotakis Başkanlığı'nda Acil Afet Kurulu Başbakanlık Maksimo Sarayı'nda toplanacak ve yarın sabahtan itibaren yangının gidişatına göre, ki bugün yangının her bölgede, kalan bölgelerde de kısmen kontrol altına alınması, hatta söndürülmesi hedefleniyor. Çünkü yarından öte sert rüzgarların eseceği uyarısında bulunuyor meteoroloji. Dolayısıyla da bugün yangınların dış ülkelerden, Avrupa Birliği'nden ve Türkiye'den gelen ekiplerle yangının söndürülmesi hedefleniyor. Baktığımız zaman tabii ki sağlık sorunlarıyla hastaneye gidenler birçok vatandaş var. Bazı hastaneler tahliye edildi. Dolayısıyla da solunum zorluğu çeken bazı hastalar, Atina'nın üzerinde çöken yangın bulutundaki duman insanları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bizler de A Haber olarak olayı, bu yangın çalışmalarını yakından takip ediyoruz Can Okanar. Önümüzdeki bültenlerde daha yeni gelişmelerle birlikte olmayı umuyoruz.